ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Nancy Pelosi, Washington merkezli Uygur avukatı Nuri Türkel'i ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'na atadı. Türkel, 14 Mayıs 2022'ye kadar Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması çağrısında bulunan iki partili organda komisyon üyesi olarak görev yapacak. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Tony Perkins, Nuri Türkel'in komisyona atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bay Türkel bir avukat olarak önemli bir deneyim getiriyor ve insan hakları savunucusu olması onu komisyonun çalışmasında büyük bir değer haline getiriyor. Özellikle Çin'deki ve başka yerlerdeki Uygur Müslümanlarının durumlarına içgörü ve bilgi getirecek dedi. Türkel Kaşgar'da doğdu. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci olarak geldi. 1997 yılında sığınma hakkı kazandı. ABD'de eğitim alan ilk Uygur avukatı Türkel, Washington'daki Amerikan Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı ve doktora derecesine sahip. Amerika'daki Uygurlar yıllarca ortadan kaybolan aile üyelerinin Doğu Türkistan'daki baskı ve zulme karşı örgütlenmemeleri için Çin sosyal medya platformları aracılığıyla kendilerine ulaştıklarını belirtiyor. Videoları kuşkuyla yaklaşanlardan biri ABD'de yaşayan Samira Emin. Emin 2 yılı aşkın süredir Çin'deki bir toplama kampında gözaltında tutulan babası Emin Jan Seydi'nin Çin devlet gazetesi China Daily'nin Twitter sayfasında yayınlanan videosunu izlemiş. Boston'da yaşayan 27 yaşındaki sağlık çalışanı Emin, neredeyse 3 yıl sonra yaptığımız ilk konuşmada benden Twitter gibi sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarımı silmemi ve hiçbir şey paylaşmamamı istedi diyor. Amerika'nın Virginia eyaletindeki Uygur Amerikan Derneği'nin başkanı 36 yaşındaki Kudzat Altay, 68 yaşındaki babası Mehmet Kadiri yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında Çin devletine bağlı yayın organı Global Times'te görmüş. Yaklaşık 2 yıldır hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum. Birdenbire babamı Çin devlet televizyonunda Uygur aktivizmine son vermem gerektiğini, aksi takdirde beni evlatlıktan reddedeceğini söylerken gördüm diyen Altay, babasının yarı felçli olduğunu ve söylediklerinin ezberletildiğini düşünüyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin tek ülke iki sistemden yana olduklarını bildirdi. Michel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile video konferans görüşmesinin ardından basın açıklamalarda bulundu. Çin'in Hong Kong'un otonomisine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Michel, AB ve Japonya'nın Çin hakkında aynı düşünceleri paylaştığını ifade etti. Öte yandan Başkan Donald Trump, Hong Kong'ta yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama planlarından dolayı Çin'e karşı bu hafta bir adım atmaya hazırlandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Afganistan'daki tüm ABD askerlerini çekmeyi planladığı ve Savunma Bakanlığı'nın bu konuda planlama yaptığı iddia edildi. New York Times gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde askeri yetkililerin gelecek günlerde Trump'a çekilme konusunda briefing vereceği ileri sürüldü. Haberde Trump'ın Kasım'dan önce çekilmenin tamamlanmasını istediği ancak Pentagon'un ise Trump'a daha yavaş ve planlı şekilde çekilmenin faydalı olacağını önereceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı AFRICOM, Libya'daki iç savaşta General Halife Hafter'e bağlı birliklerle savaşan paralı Rus askerlere destek için Rusya'nın Libya'ya savaş uçakları göndereceğini öne sürdü. AFRICOM'un Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan merkez karargahından yapılan açıklamada söz konusu uçakların önce Suriye'ye indiği ve burada boyanarak Rus Hava Kuvvetleri'ne ait olduklarını gösteren emarelerin silindiği ifade edildi. Rusya ise iddiaları yalanladı.